Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size yine şu şekilde bir iğne oyası modeli arkadaşlar. Bu iğne oyası modelini sizler için tığa çevirdim birebir aynısı oldu inşallah arkadaşlar şöyle ismini de halkalı şeker veya hatta topi topa pek benzemiyor ama halkalı şeker olarak da bu şekilde adlandırabilirsiniz şimdi benim tığa çevirmiş halini göstereyim Evet taç çevrilmiş hali de bu şekilde oldu arkadaşlar elimden geldiği kadar sizler için bu şekilde tasarladım Evet modelim bu Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu küçük halkaları yaparak başlıyoruz. Halkalı şekerimizi bu şekilde yapıyoruz. 10 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Şu ilk başladığım ipi biraz sıktırıyorum arkadaşlar. Buradan ikinci zincirimin arasından girip ilmek alıyorum. Ve aldığım bu ilmeği de tığımdaki ilmekten geçirip üzerine bir zincir çekiyorum. Buraya bir halk oluşturuyorum. Bir defa tığım başını doladım. Yuvaya girdim. Ve bakın 3 tane tığımda ilmek var bu şekilde. Kapattım. Bu birinci sık iğne. Sadece başında kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum. Sonra zincir yok arkadaşlar. Bir defa doladım tığın başını. Üçünü birden aldım. Bir defa tığın başını doluyorum. Üçünü birden aldım. Kapattım. Üç oldu. Pardon dört oldu arkadaşlar. Bu da beşinci. Bir defa doluyorum ve 6. Şöyle yaptıklarımı köşeye doğru çekiyorum arkadaşlar. Buraya bu şekilde 15 tane sık iğne yapacağım. Bir defa doluyorum. 7 bir defa doluyorum. 8 9 10 11 Toplamda içine 14, 15. sık iğne olarak kullanacağız arkadaşlar. 12, bir defa doluyorum. 13 ve bu da sonuncusu 14. Evet, bu şekilde halkamızın boyutunu elde ettik. Şimdi arkadaşlar bir zincirle kapattıktan sonra döndüğümüz sık iğnemizin içine hem de bakın o bir zincir bu şekilde kolay girmemizi de sağlar. Bakın şöyle içinden geçiyorum ve üzerine şöyle sıkı sıkı bir zincir çekiyorum buraya sahte sık iğne ile ilk başladığım sık iğnenin içinden girdim üzerine bir zincirimi çektim arkadaşlar ve bunu hemen dibinden kesip şöyle koparıyorum şimdi arkadaşlar uzun olduğu için biraz daha koparıyorum arkaya doğru yakıyorum. Bu şekilde. Şimdi bunları nasıl çiçek haline getirdik? Ona geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi çiçek haline dönüştürmeye geldi sıra. Bu şekilde tığ battılarımızı hazırladık ve sık iğne ile sabitledik. 12 tane bu şekilde tığ hazırladık. Şöyle tersine çevirdim modelimi. İlk tığ içine sık iğne ile bunu sahte sık iğne ile geçiyorum. Biraz zarif olsun arkadaşlar. Bu ilk köşesi. Ve buraya 9 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tane tığ battı bırakıyorum ortasına. İkinci tığ battımın içine bu şekilde kapattım arkadaşlar. Bakın. Yuvamız hazır. Düz yüzüne dönelim. Düz yüzüne şöyle bir tane sık iğne yaparak dönüyorum. Sık iğnemi yaptım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3 zincir. 2 defa tığımı doladım. Hemen bu yuvanın içine girdim. 2 2 2 Bakın bu şekilde buraya minik bir trabzan yaptım. Şöyle üzerine de bir zincirimi çekiyorum. Halkamdan bir tane alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu ipi kopardığımız yeri bakalım arkadaşlar. Şöyle düz yüzü öne gelecek. Biz de arka yüzünden bu şekilde sabitleyeceğiz. Arka yüzü kapattığımız nokta den bu şekilde tığımızı çıkardık ve buradaki uçtan da ilmek alıp üzerine yine bir zincirimi çektim bu şekilde bakın ters yüzü düz yüzüne geldi arkada kaldı bu şekilde yaptığımız zaman buradan trabzanın arasına girip sık iğne ile sabitledi. Bu şekilde bir tanesini tutturduk. Yine 3 zincir çekerek aşağıya iniyorum. 3 zincirimi çektim. Trabzanımın içine bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Evet. Kenardakiler küçük bakın arkadaşlar. Ortadakiler uzun. Ve 7 tane zincir çekiyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. 1, 2, 3 ve 4. 4 defa da tığımı doladım. Hemen aynı yuvadan giriyorum. 2, 2, 2, 2, 2, 2 olarak aldım. Bakın uzunca bir trabzanımız oldu. Bunun boyutuna göre gayet uzun oldu. Şöyle trabzanımın tepesine de bir tane zincir çekip ipimi çıkardım. Yine arkadaşlar bir tane alıyorum. Aynen demin gösterdiğim gibi bura düz yüzü, bura ters yüzü. Ters yüzünden bakın bu şekilde tığımı giriyorum. Şu yanık noktasının hemen dibinden şöyle rahat bir şekilde olsun diye giriyorum. Hemen arkadaşlar buradan da çıkardığım ilmeği alıyorum. Direkt de takabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse ben bu şekil durmasından ee, gayet hoş durdu bakın arkadaşlar. Ee, hoş olduğu için bu şekilde deniyorum. Siz tığınızın da arka tarafından takarak yapabilirsiniz. Hemen trabzanıma taktım. Şey, trabzanımın arasına girdim. Sık iğne ile buraya sabitledim. Bu şekilde. Ve buraya 7 tane zincir çekiyorum. 1 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi sık iğne ile yine aynı usulle sabitledim. Bu şekil bakın arkadaşlar çok hoş duruyor. Yine 7 zincir çekerek üçüncüsünü de yapacağız. Üçüncüsü de aynı ikincisi gibi arkadaşlar dal kısmı. 7 zincirle başlıyorum. Ve 1 2 3 ve 4. 4 defa tığımın başını doladım yuvaya girdim 2 2 2 2 2 alarak bakın uzunca bir trabzanım oldu şöyle ikisi aynı boyutta oldu hemen üzerine bir zincir çekip ipimi bıraktım yine alıyorum halkamı yine ters tarafındayım şöyle ters tarafından kopardığım noktadan tığımı giriyorum şöyle tekrar patlıyor bazen ışık arkadaşlar gözüm net görmüyor bu şekilde bakın ilmeğimi aldım ve ilmeğimi bu tığımı geçirdiğim yerden yerden çıkarıyorum bu şekilde şöyle net şekilde arkadaşlar şimdi bunu yine aynısı gibi trabzanın arasına sık iğne ile sabitliyorum ve dibine de 7 tane zincir çekiyorum 7 zincirimi çektim şöyle aynı boyda olduğuna bakın arkadaşlar zincirle trabzanın aynı boyda olması gerek bakın Bolluk potluk veya çektirme olmaması lazım. Şöyle aşağı inerken. Bunun da bu dikkat edilmesi püf noktası bu arkadaşlar. Bolluk olunca böyle çuval gibi duruyor. Dar olunca da gerdiriyor yani büzüklüyor. O yüzden bu zincir sayımızı trabzanımızın uzunluğuna dek getirmek önemli. Yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Birincisinin aynısı aynı boyutu buraya yapacağım. 2 defa tığımın başını doladım ve yuvaya girdim. 2 2 2 Bu şekilde bir trabzan yaptım. Bir tane de zincirimi çektim, ipimi uzattım. Evet, bakın arkadaşlar yine aynı şekilde kopardığım noktadan tığımı buraya geçirdim. Şimdi bıraktığım ilmeği takacağım. Aslında arkadaşlar bu kadar zorlayıcı değil de kamera karşısında hem çekimin kalitesinden emin ol hem de bu şekilde şöyle bir zincirimizi çekmemişiz çeki verelim hem de arkadaşlar modele odaklan derken biraz meşakkatli gibi gözüküyor ama aslında öyle değil siz oturduğunuz yerde koltuğunuzda şöyle rahat rahat haldır haldır böyle iki dakikada yaparsınız sonuncuyu da kapattık buraya yine üç zincir çekerek aşağı ineceğim arkadaşlar dediğim gibi bu zincirimizin şöyle trabzanımıza eş olması lazım yani birini gerdirip çuval gibi olmaması lazım dibine de bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde modelimiz gayet güzel ve kolay oldu arkadaşlar yine aynı şekilde bakın modelimizi bitirdik şu şekilde bakalım yaptığımız işimiz mutazam olmuş mu şimdi bu 12 tane arayı vereceğiz arkadaşlar bakın 12 tane tığ battı arasını vereceğiz Ondan sonra yine aynı şekilde bu halkalarımızın dallarını yapıp takacağız. Şimdi 12 tane artı batı arasını verirsiniz. Şu mini nasıl yaptım onu tarif edeyim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde 6 tane zincir çektik. Zincirimizi şuradaki ilk çektiğimiz zincirden sık iğne ile kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Bir defa doluyorum tığımı. Hemen yuvadan da girip yuvada da bir ilmek alıyorum. Ve buraya 3 tane ilmeğimiz oldu. Bakın. Üçünü birden kapattım. Bir. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen tığ battımın içine girip buradan bir tane ilmek alıyorum. 2 Aynı usul bir defa dolayıp bir tane de buradan alıp 3. Bu şekilde arkadaşlar 10 tane yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 Evet şimdi arkadaşlar bu bir zincir başında bir zincirle döndüğümüz ilk baştaki sık iğnemizin içine de bu şekilde girip bakın buraya sahte sık iğne yapıp kapatıyorum sahte sık iğneyi daha önce gösterdim arkadaşlar bu şekilde halkamız hazır şimdi bunu tülbentimize tutturma işlemini göstereceğim işlemimiz çok basit arkadaşlar. Yaptık küçük bir halka. Buradan bakın ortada bırakmıştık ya yuva yaparken bunun tam ortasına bu şekilde sık iğne ile girip buraya sabitliyorum. Başka hiçbir zorluğu yok. Sadece getir, ortasındaki yuvadan gir, sık iğne ile sabitle. Üzerine de şöyle bir zincir çekiyorum. Bismillah. Bakınız ortadaki yuvaya getirdik. Bunu sık iğne ile buraya tutturduk. Üzerine iki zincir. Şimdi arkadaşlar bunu biraz uzun keseceğim. İşlemimiz bitmedi. Bakın şöyle. Şuradan biraz keselim. Şu boyut kadar yeterli bizim için. Şöyle ipten iyice sıkılayıp çıkardım. Şimdi işlemimiz devam edecek arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar bakın bunu şimdi buraya sağlamlayacağız. Şimdi ters tarafına çevirdim. Ters tarafındayız. Bu ilmeğimi arkaya alıyorum. Şöyle bakın. Tam ortası nereli? Neresi? Nereli değil. Neresi? Şöyle arkadaşlar elinizle koydunuz ya kolaylık olsun diye. Buradan tam ortasından bir tane yani 5. sık iğne de olur. Bu şekilde girdim. Şu 2 il 3'ün arasından bakın bu geçiş yerinden tığımı arkadan bu şekilde aldım ve bir tane ilmek alıp onu öne alacağım. Yani elinizle iğneyle de dikebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse arkadaşlar. Bakın bunu buraya yani şöyle kaymasın oynamasın diye hani sık iğne ile tutturduk ya buraya kaynamasın kaynamasın oynamasın diye bu şekilde o tutturuyorum şimdi aynı yerden geri bunu arkaya çekeceğim şöyle e, zor değil benim hani siz anlayın diye bu şekilde yavaş yavaş gösteriyorum bakın bu ipi bakın beyazdan girmiyorum sadece yeşilden girdim oradaki ipi arkaya çekmek için Arkada bu ipi bu şekilde sağlamlaştıracağım. Tabi kameranın görüntüsü de sizlere göstermeme izin verirse. Arkaya aldık iki seferde sağlam oldu arkadaşlar. Bu tığ battının içine şöyle bunu buraya dikeceğim. Yani sağlamlaştırmak için şöyle ipimi de tutayım. Bir iki zincir çekiyorum. Bu şekilde bunu buraya sağlamlaştırın arkadaşlar. Maksat gözükmesin. Sağlam olsun ipimiz. Kesiyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde oldu. Halkalı şekerlerimiz hazır. Yenmeye hazır sanki gibi arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Yapımı da kolay. İlk önce halkalı şekerleri hazırlayın. Sonra Arkadaşlar doldurduk kutuya doldurduğunuz sırasıyla bunlar renk yapabilirsiniz. Bu beyaz yerlerini sarı kırmızı da yapabilirsiniz. Zevk size ait. Her renkten halkalı şeker, mavileri, pembeler de yapabilirsiniz. Siyah yemenin üzerine sarı kırmızı çiçeğiniz varsa bu şekilde de yapabilirsiniz. Sade yemenilere yapabilirsiniz. Alternatif, zevk çok. Bu şekilde modelim arkadaşlar. Şöyle Bakın görüntüsüne yakından. Çok hoş. Böyle eğer tığınızın başını dolayarak sık iğne yaparsanız böyle kalın halkalı kalın sık iğneli halkalı şekerlerimiz olur. Arasını da ben e, görsel amaçlı bu şekilde yakın daha güzel durduğu için ekranda yakın yaptım. Mesafesini siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Eğer sık seviyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Bire bire iğne oyasına benzetmeye çalıştım yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.